Artan terör olayları ve olaylarda yaşamını yitirenler sebebiyle yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri iptal edilmişti. Atatürk Anıtı'nda valilik öncülüğünde yapılan çelenk bırakma töreninin ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi ve bazı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla alternatif kutlama yapıldı. CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan CHP Samsun İl Başkanı Dinçer Soylu, "O gün emperyalist güçler yurdumuzu işgal etmişlerdi ama Atatürk ve silah arkadaşları ölümü dahi göze alarak halkımızın desteğiyle ülkemizi kurtardı," dedi. 30 Ağustos Türkiye halkının, Anadolu halkının emperyalizme karşı vermiş olduğu bir mücadeledir. Saltanat uğruna, bir koltuk uğruna İngilizler, Fransızlar, Almanlar, velhasıl o günkü tüm emperyalist güçleri yurdumuzun işgalinde göz yuman o günkü zihniyete karşı Atatürk ve silah arkadaşları her şeyi göze alarak, ölümü göze alarak kurtuluş mücadelesini başlatmışlardı. Daha sonra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek söz aldı. Bizim saygıdeğer, değerli ve bugün 70'iyle, bugünüyle yarına Cumhuriyeti taşıyacak buradaki bulunan değerli dostlarımız. Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün alanlarda her yerde söylediğimiz gibi her birimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün onun onurlu mücadelesinde başkomutanlıktaki askerlerinin yeni askerleriyiz. Bu asker Zeybek'in ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Hayati Tekin de günün önemine değindi. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli Atatürkçüler, değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yılını kutluyoruz veya kutlamaya çalışıyoruz. Bundan 93 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'ni yapan Ulu Gazi hem gazilik unvanını almıştır hem başkomutanlık. Ve onun akabinde 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz aynı zamanda Başkomutanlık Meydan Muharebesi diye de anılır. O şiddetli çarpışmalar neticesinde 26'sından 30'una kadar olan 4 günlük o şiddet sarmalının neticesinde düşman çember içine alınmış ve aynı günde Yunan başkomutan da esir elde edilmiştir. Esas esir veya savaş değildir olay. 30 Ağustos Türk'ün makus talihinin yenildiği gündür.